Tanıklara hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yine bir pazartesi gecesi bir tanıklarla daha karşınızdayız. Bir şarkıyı için dinlersiniz? Bir şarkıyı kasete, CD'ye koyup niye dinlediğimizin sorusunun cevabı aslında müziğe, sanata nasıl baktığımız sorusunun cevabıyla eşit. Ben kendi adıma kendimle konuşmayı tercih ettiğim zamanlar dinlediğim şarkılardan hoşlanıyorum. Yani kendimle baş başa kaldığım zamanlar, e, dünyaya bir şey söylemek istediğim zamanlar dinlediğim şarkılardan hoşlanıyorum. Bu gece tanıkların konuğu dünyaya karşı söyleyeceği her şeyi şarkılarla söyleyen bir adam, bir müzisyen. Çocuklara yazdığı ninniyi de şarkılarla, e, büyüklere söylediği aşk ve sevgi kelimelerini de şarkılarla, hayata karşı duruşunu da şarkılarla sesi ve gitarıyla. Dile getirmiş birisi, bir usta, bir büyük müzik adamı bu gece tanıkların konuğu. Bu gece tanıklarda Kayahan var. Kayahan hoş geldiniz. Merhaba efendim. Çok güzel bir klip, bir kere hem albümü hem de klibi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, ama artık ne diyelim sizin o alışılmış tonunuzun biraz dışında hissettim. Evet. Artık hatırlayan bir adam var. Hmm. Ee, hak etmiş daha hatırlayın. durmuş oturmuş <laughs> daha hak etmiş bir adam evet. var. Şimdi bu klipten çok kısaca bahsedeyim. Tabii ki bütün bu yapılanları tek başına ben yapmıyorum. Bu benim fikrimdi. Aşka dair yani dünyanın güzelliklerine dair fotoğraflar olsun, hiçbir hikaye olmasın dedim. Artık sadece hayal ettiğimizde düşünebileceğimiz ve dünya üzerinde yavaş yavaş kalmamaya başlayan şeyleri. Mehmetçiği özellikle istedim tam bir savaş harifesindeyken onun vurgulanmasını rica ettim. Yüksel Varol çekti bu bütün filmleri. Gizet Özde vardı. Sonra montajını bizzat kendim yaptım. Ee, bu arada e, tabii ki iş çevresinin sanata yaklaşımı çok önemli. Şeker bunun bir kısmını e, sponsor sponsorluğunu yaptı. Çünkü pek e, 6 günlük olan bir çekim bu. Çok kişi çalıştı. Hatta e, orada gelini oynayan hanımefendi bir yerde bana e, sistemde bulunmuş. Çok demiş bencil bizden hiç bahsetmiyor. <laughs> çok da haklı herhalde. Ben bugün söyleyeyim. Hepsi bayağı -10 derecelerde falan o postları verdiler. Ben yoktum gerçi ama. Şimdi şüphesiz Bu hepsine teşekkür ediyorum. Şüphesiz bir ekip işi ama. He. sizin yönlendirmeniz çok bariz görülüyor. Çünkü söylediklerinizle, söylemlerinizle de denk Hı -hı. düşen bir yapısı var. Şimdi dünyanın güzellikleri olsun istiyorsunuz. Mesela Hı. bir asker var. Ee, i̇şte iki çocuğuyla köpekleriyle deniz kenarında ee, bir aile var hı. trenler var ayrılanlar kavuşanlar ee, gençler var mütevazı hayatlar var ee, ve gözlükleriyle başı dertte bir adam var <laughs> ee, tabi benim mesleğim değil ama o da bir sanat ee, hı -hı. Ona ben mümkün olduğunca hikayeler koymuyorum kliplere insanların e, yazdığı senaryoları bozmak istemiyorum kafalarındaki senaryoları çünkü sinema çok pahalı bir sanat ama hayal etmek bedava Evet. Dolayısıyla herkesin ayrı bir klibi vardır bence kafasının. Evet. Şimdi e, sizin çocukluğunuz, doğumunuz, ilk gençliğinize baktığımızda aslında Türkiye'nin e, yarısıyla akraba olduğumuzu görüyoruz o dönem <laughs> için. E, İzmir'de doğuyorsunuz, Ankara'da ilk gençlik dönemlerini yaşıyorsunuz evet. ve İstanbul'a yerleşiyorsunuz. Şimdi Gömeç sayfası da bir aç, açıldı. E, onu da bilare konuşacağız ama. Bu üç büyük şehir ve çocukluk. Ve, ve, ve Anadolu'nun tümü hemen hemen. Anadolu ben şey. e, asker çocuğuyum. Yani askerlikte neferden e, generale kadar herkes askerdir. Onun için asker çocuğu diyorum. E, İzmir'de doğmuşum tabii ben bilmiyorum. E, bir tek İzmir'e askerliğim sırasında gittim ben. E, ama daha sonra kendimi hatırladığım Hadımköy'de ilkokul var. E, daha sonra ilkokulun ikinci sınıfı Sarıkamış'ta Güneş İlkokulu var. Sonra Çankırı var. Sonra dördüncü sınıfta Kayseri Ahmet Paşa İlkokulu var. Sonra Ahmet Paşa İlkokulu'nda Ela gözlüm ben bu yerden gidersem diye türkü söylüyorum. E, müzik e, imtihanında babam Amerika'da. Babamın gözleri Ela ona söylüyorum. Yani e, saz çalıyorum o zamanlar işte. E ve daha sonra tabii babamla bir de Konya. Buna benziyor. Yani, Türkiye'nin bütün önemli güzel insanların yaşadığı kentleri, köyleri değil. Dolaştım ki şarkı yazmamdaki benim diğer arkadaşlarımdan ayıran avantajım bence budur. Ee, mesela kanım aksın ki terk etmem seni diye sarı saçlarından sen suçusun yazdığımda kanım aksın ki bir van yeminidir. Ee, evet. orada yani... edilen bir yemindir. De ki Kur'an evet. vallahi. <laughs> orada kullanılan bir değil. Evet yani çok yeri yaşadım, çok arkadaşlarım oldu. Ben o yüzden daha çok Türkiye'liyim diye düşünüyorum. Çünkü ilkokul, ortaokul, ise her yerde her e, ilden düşününüz ki arkadaşlıklar, temaslar. Sonunda e, saz, gitar oldu. E, ben de şarkıcı oldum ve bunları söylüyorum işte. Peki özellikle çocukluk döneminde işte asker çocuğusunuz ve i̇şte aşağı yukarı her sınıfı bir ilde okuyorsunuz. Of yani. evet. Bir sınıfı iki ilde okuduğum var. Bu böyle sürekli bir gurbet hissine Sebep oldu mu sizde? Şimdi gurbetten daha çok bakın bana galiba e, şu güveni verdi. Her yerde başarabilirim. Yani her yerde yeniden başlamaktır. Çocuklukta öğrendiğim de o. Bazıları sadece bir çevrede yaşarlar. Doğarlar, büyürler, ölürler. Bense çok yerde yaşadım ve her yerde yeniden yeni arkadaşlıklar kurdum. E, yeniden dünyaya başladım. Ki bunun en önemlisi Ankara'da. E müziği artık bir noktaya getirdikten sonra kalkıp İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da benim hiç tanıdığım kimse yoktu. Hı -hı. E burada tek başına verebildiğim o mücadeleyi tahmin ediyorum çocukluktan beri her gittiğim yere kolay adapte olmayı öğreten çok taşınırlık olmuştur. Öyle düşünüyorum. Bir sosyallik de evet. kazandırıyor. Evet. Tabii. Hani kimisi diyor ya... Yani... Bana derler ki siz sosyal yaşamıyorsunuz. Bence diyorum siz sosyal yaşamıyorsunuz. Ben sosyal yaşıyorum çünkü hayatın içinden geliyorum. Sosyal yaşamayı bir yere gidip gelmekle izah edenlere buradan sesleniyorum. Bir yere gidip gelmek değildir. Yani tırnak yaşam. içinde etkinlikler değil evet. asıl budur diyorsunuz. Evet. Peki sizin ağzınızdan çocukluğunuza dair e, hatırladıklarınız var. Bir bandımızda onu izleyelim ondan sonra devam edeceğiz. Tamam. Vereceğiz. Evet dünyanın en güzel yemeklerinden daha iyiydi diyorsunuz. Şimdi ödüllendirilmek çok güzel şey. E, ee, demek ki uslu çocukmuşum. E, ee, babam da orada biraz hızlı konuşmuşum. Burada daha yavaş konuşsam daha kolay anlaşılır. Ayın ortasını geçmediyse e, vapur biletlerinin yanında alabilirdi. Ama ayın 15'ini geçtikten sonra yani memur olarak o zaman biz çörekçinin önünden geçerdik. Ben de çörekçiye bakmayacak kadar asil olurdum o zaman. Paramız yoksa bakmayız diye. Ee, bu çok önemli bir köşe başı çünkü insanlar parası olmayan şeylere bakıyorlar ceplerinde paraları yok çok. ama ona bakıyorlar ve bu e, yani nefisle iradenin mücadelesinde çok önemli bir e, yeniklik düşüyor yenik düşüyor insanlar hayata e, bir cipim olsa diye başlıyor ilk hayal bir arabam olsa diye devam ediyor işte evim olsun sonra arkasından başka bir şeylerim olsun diye e, biz öyle bakmadık hayata cevizli kurabiyeden beri başlayan bir terbiye olsa gerek öyle düşünüyorum. Yani ayın 15'inden sonraysa bakmam kardeşim. Şimdi e, tabii o işin esprisi ama mesela şu anda hatırlıyorum. Annemle babam e, ayın sonlarına doğru ay başlarında onlara hiç dokunmayan yumurta sonra onlara dokunur olurdu. Biz kız kardeşim şöyle yerdik. Bize dokunuyor derlerdi. Yani tüm bu anlattıklarım e, şu anda onu da rahmetle isterim. Bir de teyzem vardı. Kadriye teyzem benim. Yakında kaybettik. Allah yerde kalanlara ömür versin. O 250 gram kıymayla 5 kişiye 3 gün yemek yaptığını bilirim ve parmaklarınızı yerdiniz. Yani şu anda Böyle çok... sihirli bir tarafı da vardı tabii, değil mi o insanda? Tabii yani bereket dediğimiz hmm. e, pek çok kişi bugün bunları unutmuş durumda. Yani daha çok ihtirasa yönelik bir hayat peşinde koşuyoruz. Ben pek çok televizyon kanalında şunu söylüyorum. Bana 25-30 seneki çok değil. Önceki ahlakı getirin. Bütün servetimi bağışlayıp sıfırdan başlayacağım diyorum. Yani çünkü şu anda zengin olmak önemli değil. Zengin yaşayamıyoruz. Yani birbirimizle uğraşmaktan, mesela ben mesleğimle uğraşmaktan çok insanlarla uğraşmaktan yoruluyorum. Daha birbirimize soylu yaklaşımları yavaş yavaş kaybediyoruz. Çok şükür ki Türkiye'de bizi ayakta tutan inançları yüksek ve birbirleriyle ahlaklarını her iki kitaba da uydurabilmiş insanlar var. Onlar sağ oldukları, var oldukları sürece. Zengin yaşamak ne demek? Önce barışık yaşamak kendinizde. Sonra yaptığınızdan zevk... Yani şimdi zengin yaşamayı söyleyeyim. Ben bu kadar çalışıyorum. Gecenin bir saati oluyor. En fazla işte bir çorba sıcak bir çorba içiyorum. Ve onu içtikten sonra yatıyorum. Sabahleyin de kalktığımda yine bazen çorba içerim. Bazen karpuz peynir ekmek yerim ama... Eğer bundan keyif alabiliyorsanız, eğer bunu paylaşabileceğiniz dostlarınız varsa eğer bunu helal kazanmışsanız zaten açlıktan kimse ölmediğine göre zevkle yaparsınız. Aksi Hı -hı. takdirde eğer birilerinin cebinden bunları çaldıysanız, eğer bunları yerken hala gözleriniz başkasının sofralarındaysa o zaman siz yani bu birazcık içine dolu tabir olacak ama aç it olursunuz. Doymayan. Evet. 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 Devam ediyoruz bir bandımız daha var. Hı -hı. Evet geçmiş zaman olur ki Değil mi? bir ayrıntı kaldı ilk bölümde sormadım. Evet. asker çocuğusunuz ve evet. müzik yolunu tutuyorsunuz Hı -hı. nasıl oldu bir hiç hiç kolay olmadı tabii. benim babam benim doktor olmamı istiyordu yani Hı -hı. hep e, insanlara faydalı işler yapmamı ve müziğin de o zamanki durumda öyle gözüküyordu doğrusu duruş e, çok faydalı olmadığını boş işlerden olduğunu düşünüyordum hala da sağ bayım babam Allah uzun ömür versin annem de sağ e, o yüzden biraz aramızda bir şeyler çıktı tabii. Çıktı. Şimdi şu gecelerden bahsedeceğim biraz. Hı hı. Ben bu geceler şarkısının e, hikayesine gelene kadar hayatımda 13 diyemedim o yaşıma kadar. Hep 12 artı 1 derdim. E, otelciyken e, ajanları yırtardım 13 yazanları. Ve 13'ünde izin alırdım falan. Böyle çalışırdım. Neden? Çok, ne bileyim bir saplantıydı bende. Derken gecelere geldik. 13 şarkıya kaldım. Türkiye'deki 13 şarkıdan bir tanesiydim. 13 şarkının içinden birinci olduk Nilüfer'le. <laughs> Sonra 13. sırada yarıştık ve en yakın rakibimize burada o zamanlar atlandığı için özellikle arasını çizerek söyleyeceğim. Can Paul Kara e, iki kere kazanmış. Tiziane Rivalde San Remo'yu iki kere kazanmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve pek çok ünlü vardı. Onların arasından biz Türkiye olarak bu Geceler adlı şarkıyla Nilüfer'in de müthiş yorumuyla e, bir ve orkestranın çok güzel çalmasıyla iki misine katladık. Oradaki jüri de müzikologtu. Yani hiç kimse orada babasının oğlu derler ya babasının hmm. oğlu olsa ona puan vermeyecek kadar müziğe bağlı. Müziği gerçek mesleği seçmiş. En Başkanı yakın rakibim yapan değil. 13 puan fark attınız? Yok, 13, 13. sırada yarıştık yani. ve iki misli oldu. Sonra kayboldu o saptan. Ondan sonra 13 demeye başladım. Evet. Peki ilk tanıklarımızı davet edelim. Sayın İzzet Öz ve Sayın Erşan Başbuğ'u davet ediyorum. Merhaba benim çok hoş dostlarım. Evet. Erşan Bey daha önce de katıldı tanıklara ama. İzzet Altınbeşşafur. Evet. Şey. Siz e, pek çok konuğumuza tanık olarak gelebilecek bir isimsiniz. Tezahürat İzzet Bey de öyle. Evet. E, 1978'den beri sanıyorum İzzet Bey bizdeki bilgilere göre. Doğrudur. Biz böyle 1978. çok kronolojik çalışıyoruz. Evet yani çok güzel çalışmışsınız dersiniz. E, 78'den beri 25 yıldır tanışıyorsunuz. Tabii. Şimdi Kayahan dedi ki bir jüri vardı ve kimse kimsenin babasının oğlu değildi. Müzik adamlarından oluşuyordu. Vermez yani çocuğu olsa. Ben şahsen beste yarışsa, Aslı günü büyük yarışsa hakkı değilse bir puan vermem. Yani müziğe kendisini vermiş insanlar. Gerçekten öyle. Ee, şey Gecelerin oldu. Akdeniz. Ben e, Akdeniz'de e, bizim ARETA adlı bir kuruluşumuz vardı. O organizasyonunu yapıyordu Hı. zaten. Ben hem onun e, ortaklarından biriydim hem de aynı zamanda jüri'deydim. Evet. Ve e, gerçekten e, o denli güzel bir şekilde parça yorumlandı ki o sırada sevgili Atilla Özdemiroğlu'nun da... Şimdi ben hemen Atilla Özdemiroğlu'na izin ver, vermiş söyleyeceğim. Deminden beri gireceğim giremiyorum. Evet. Biraz sonra Erevizyon eğer konusu olursa bunu anlatalım. Atilla Özdemiroğlu'nun bir Düşüncesi bu ve çok yerinde bir düşüncesi ama sonra devam ettirilemeyen, finans yüzünden devam ettirilemeyen. Buradan bütün kuruluşlara sesleniyorum. Türkiye Erevizyon şu bu falan gibi yarışmalarda yarışıyor ya, oralarda hiçbir şey olamaz. Çünkü biz Akdeniz ülkesiyiz. ve Biz Gerçekten Akdeniz yani. müzikleriyle yarışabiliriz. İşte Atilla Üzdemiroğlu e, bunu bulmuştu. Yani Hayır, farklı bir şey çünkü. Hı -hı. Yani çok farklı kulvarlar olur. Ee, gerçekten Akdeniz Akdeniz Türkiye'de yapılmış en doğru yarışmaydı. Maalesef iki kere yapılabildi. Atilla Özdemir oldu orada iflas etti. Bütün parasını bıraktı. Evet, Ve hizmetini yapmış evet. oldu. Tabii onlar da beraber. Evet. 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 Ee, biz gerçekten böyle bir yarışmaya e, katkıda bulunduğumuz için son derece keyif aldık. Hello gün ben hiç unutmuyorum Aspendos'u e, parça e, bittikten sonra o denli büyük e, bir görkemli bir atmosfer Hı -hı. oluştu ki orada ve e, daha sonra e, hatta e, Kaya'nın o parça üzerindeki ben e, çalıştığı zamanları da biliyorum. Çünkü o parça çalışırken hatta hiç unutmuyorum asansörde bir karşılaşmıştık. Senin yavrucun da o sırada asansörün evet. içindeydi. Hı -hı. Hiç unutmuyorum Kaya'nın o sıradaki o parçanın e, hissedişini o, o gözlerinin içindeki o pırıltıyı Hı -hı. ve o parçanın hakikaten iyi olması için elinden gelen bütün o özveriyi ve o güzelliği bütün her şeyle ben onda o sırada Kayhan'da o gün onu gördüm. Ve o günden itibaren hakikaten benim Kayhan'a karşı olan sevgi grafiğim gittikçe yükselmiştir. Şimdi Bunu da neden? sana ilk kez ha, Tamam neden böyle? Çok teşekkür ederim. Şimdi daha önce İstanbul hatırasını yazdım. Offsite dediler. Ondan sonra Bekle Gülüm çıktı ortaya. Ya işte direkten döndü dediler. E, kar taneleri çıktı. E, var dediler. Çok şey oldu. Yani bir türlü golümü saymadılar benim. En sonunda gecelerde e, ben 5 bin dolar e, bir faiz para almak zorunda kalmıştım. Birinci olmazsam da zaten durumum hiç iyi değildi. İki sene uğraştım gecelere ve 5 bin dolar birincilik hakkıydı. Onu alıp borcumu kapattım. Ajandama da bugün sıfır oldum diye yazdım. Yani bugün artık param yok ama borcum da yok. Gecelerin bendeki çok önemli anısı tabii Nilüfer'in burada yorumu da çok önemli. Erşan benim kan kardeşim. Hı hı. Ama önce düşman gibi başlayan <laughs> bir arkadaştık. Çok enteresan. Ee, siz de çok deneyimli bir televizyoncusunuz. Ee, televizyoncular biraz meseleye şöyle bakarlar. Yani bu adamda, bu, adam bu sanatçıda, bu müzisyen, her neyse bu oyuncuda bir şey var. Yani o ekrandan akan büyü vardır ya onu ilk sezenler herhalde sizin gibi yönetmenler olsa gerek. O açıdan nasıl tarif edersiniz Kayhan? Şimdi tabii ya yani ben şimdi 68 programcısıyım. Ya yani 1313. <laughs> ee, benim ilk çalıştığım solistler e, rahmetli Aşık Veysel ve Nurettin Selçuk'tu. Evet. Ee, bana e, ve sonra bir şey anlatacağım. <laughs> e, o tarihte halk müziğiyle Türk sanat müziğini çok sevdirdiler. Ve ben programlarımda hep halk müziğiyle Türk sanat müziğine ağırlık veriyordum. Batı müziğini şahsen hiç sevmiyordum. Yıllar geçti ve ben Kayan'ı tanıdım. Kayan'a tanışmamız, o çok enteresan tanışmamız. Kayan'ı tanıdıktan sonra ben Batı müziğini sever oldum. Yani e, Kayan'ın apayrı bir yeri vardır. Çünkü araştırmacı benim bizdensiz olsun falan. Hep biz araştırırdık. İyi solis, iyi parça iyi yorumcu yakalamak zorundaydık. Hep araştırırdık. O tatsız karşılaşmayı anlatın. Ha, ben ee... ben ben anlatacağım onu sana bırakamam. <gülüyor> 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 Şimdi çok bir tevazu bir kere yani böyle değil. Ee, Erşan e, her hafta 3 ya da 4 program üretiyor. TNT'den aldığı maaş yetmiyor üstüne borç alıyor ve e, çünkü solistlerin bir çayını bile içmek istemiyor laf olur diye bu kadar gerçekten e, dünyada az bulunur dürüst insanlardan birisi. Fakat ben Erşan'ı sevmiyorum. Erşan beni sevmiyor. Bir nedeni var. Çünkü ben gece kulüplerinde şarkı söylüyorum. O geliyor, konuşuyor, bir şey anlatıyor. Ben kesiyorum şarkıyı. O gidiyor diyor ki, o bana şey yaptı işte, gece kulübünün sahibine at onu işten diyor. Ben diyorum, o gelirse şarkı söylemem diyorum falan. Ama Erşan... Ya ciddi bir tabii şey Tabii çok var ciddi yani... Birbirimizi hiç sevmiyoruz. Fakat işte bak şimdi, nereden nereye? İstanbul Hatırası'nı yazdım. Ben televizyon için yazmıştım o şarkıyı da. Ee, Geldi bana dedi ki ben seni hiç sevmiyorum ama dedi şarkın güzel. Gel bizim programa gir dedi. Ben de dedim ki ben de seni hiç sevmiyorum ama programın güzel. Şimdi bu gördüğünüz şey bu gördüğünüz şey keşke yapılabilse dediğimiz şeydir. Yani özelin dışına çıkıp işini ön plana çıkarıp seçimini böyle yapmak. Şimdilerde hiç böyle bir şey yok. Herkes birbirini ağırlıyor. Biz birbirimizi hiç sevmeyen iki kişi olarak tanıştık. Ama sonra birbirimizle kan kardeşi olduk. Ve şeyin benim Türkiye'deki isim olmamdı. Çok 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 anlatamayacağım kadar önemli bir payı vardır. Çünkü e, İzzet mesela Mazhar Fuat Özkan ve Batı <laughs> tarzı çalışıyordu. Benim onunla daha az çalışmalarım oldu ama sonradan da bu son zamanlarda onunla daha fazla var. Evet hakikaten. E, fakat Erşan'ın gerçekten ben değil Türkiye'deki pek çok kişi hakkını ödeyemez. E, Erşan Türkiye'ye çok kişiyi e, kazandırmış ve e, sevdirmiş insandır. Hatta buradan söyleyeyim İbrahim Tatlıses'te biz İlhan Feyman kulüpte oturuyorduk. İlhan abi geldi. İlhan e, İbrahim Tatlıses çıktı ki ben onu Kayseri'de bir pavyondan tanıyordum. Ben de o zaman orada bir şeyler yapıyordum. E, nasıl falan derken biz o gece konuştuk. Sonra her ertesi gün onun çekimini yaptı. Ayağında kundurayla. Yanlış mı? Ve İbrahim böylece e, tabii ki hiçbir şey olmasa sadece çıkarmakla değil ama demin söylediğiniz çok önemli. Yani ha. onu seçebilmek o sezgi onu görebilmek meselesi. Tabii ama şey var. Hakikaten ara demin söylediğim gibi ya inandığımız bir şey ya mutlaka o insanlar gelecekti tek kanal dönemi. Ya çıkan şey oluyor ama hakikaten inandı. Şimdi inandığımız şeyler hepsi güzelmiş. Saygı duyuyorum İbrahim Tatlıses'e. Bir efsane bir ses. Kaya'nın Kaya'nın her besesinde gözyaşım vardır. Evet doğru. Her besesinde gözyaşım vardır. Evet. Şu Erozyon meselesi yarım kaldı. Ona bir girelim. Evet. Sohbetimizi oradan devam edeceğiz. Çok güzel Eurovizyon evet. sayfası. 1900, bu yıl İngilizce katılıyormuş. Şimdi bakın herhalde. 1900 anlatayım onu size. Çünkü bu Akdeniz Akdeniz'e güzel özleşecek şimdi. Şimdi yine bize ait olmayan bir kulvarda koşacağız. Allah yardımcımız olsun. Yani bize ait değil o var bana göre. Anglo-Sakson ülkelerinin, Menedile'nin yarıştığı bir yer. Ee, ben 1989'da katıldım halk jürisi vardı. Melankoli. Ve Melankoli ile evet. ikinci olmuştum. Timur abi birinciydi. O gitti. İkinci sene e, Erzurum mesela tabii ki Kayahan falan diye. öyle yani halk fazla seviyor. Biz ona layık like olmaya çalışıyoruz. Çok büyük sorumluluk bu. Tabii ki Kayahan Kayahan. Ben bütün puanlarla e, kazandım ve e, şöyle demiştim. Lütfen müsaade arkadaşlarıma sesleniyorum. Gelsinler birlikte analizler yapalım. Bir sentez bulalım ve çünkü çok zor. Neden zor? Bir dilinizi kimse bilmiyor. Bu ne demek? Bir pop müziğinin yüzde ellisi hatta bazen yüzde altmışı sözdür. Söz olmazsa bir şey anlamazsınız. Daha doğrusu söz Halktan insanların, müzikle direkt uğraşmayan insanların müziğe yükledikleri anlamdır. Sıradan dinleyicinin evet, yani. Evet, yani tabii o o müzik ne anlatıyorsa işte o söz demektir o. Hı hı. Söz, müziğin kendini tercümesi diye söyleyeyim. Bu yok bundan yoksunsunuz. İkincisi siz kendi memleketinizde tutmamış şarkıyla, ya yani oraya gidip birinci bile olsanız bu şarkı burada tutmamışsa size ait bir şarkı değildir bu. O yüzden ve Melankoli ve Gözlerin Hapsindeyim ikisinde de yaptığım şey <laughs> önce Türkiye'yi düşünmekti. <laughs> ve hala Nilüfer olsun ben olayım hep e, konserlerimizde hala Gözlerin Hapsindeyim'i de ve Melankoli'yi de söylüyoruz. ya yani ben burası için yazdım. Peki oraya gittik ne oldu? Oraya gittik sonuncu da olmadık. E, tahmin ediyorum birkaç e, ülkeden de tam puan aldık. E, ve araba yarışı değil ki nasıl yarıştıracaksınız insanları yani nasıl şarkı söylediler. Nasıl çaldılar diye değil, Ümit Eroğlu o zaman işte orkestranın şefiydi. Anımızın akıyla gittik, geldik. Ama oradan derece almak o zaman bir şey daha eksikti. Dedi, Kıbrıs Rum kesimi. Size puan vermezdi, Yunanistan puan vermezdi. Fransa zaten vermezdi insan haklarından ötürü. İngiltere vermezdi. Bu yap bu kadar şey ülke kalmadı. size vermediği zaman siz de orada bir, boşa kürek çekerdiniz. büyük bir düş kırıklığına sebep olur değil mi? Bu son yıllarda Ama bakın değişti. bile bile Lades. Yani evet. Türkiye'deki en önemli isimleri aldık Eurovision'a yolladık. Orada tabii ki bir şey olamayacakları belliydi. Çünkü onlar Türkiye'nin önemli isimleriydi. Türkiye'nin zevkine hitap eden insanlardı. Evet. Yani Ajda Pekkan en iyi zamanında oraya gittiği zaman insanlar Ajda Pekkan'ın o söylediğini anlamadılar. Ama Türkiye'de Petro şarkısı insanlar herkes tarafından sevdi. Değil mi? Evet. Yani bilmiyorum. Benim Eurovision'la ilgili benim açımdan çok önemli bir yeri var. 1974 yılında daha Eurovision şarkı yarışması Türkiye'de başlamamıştı. Beni TRT'den yolladılar. Ee, sanıyorum iki arkadaşımız daha vardı. Meral Hanım'la e, Namık da gelmişti galiba. Biz gittik. Ondan sonra ve e, hiç unutmuyorum benim açımdan en, en önemli yanı, e, Abba Waterloo ile bilinci olduğu yıldı. Ve e, Abba sahnedeyken o sırada ben onları izliyordum. Ve bir anda ve ben o zamanlar daha Ankara Radyosu'ndayım. Televizyona geçmemiştim. İzzet dedim. Sen eğer bir yapımcıysan o zaman sana düşen bir görev var ve onu halledeceksin. Onu yapmak zor. Yani benim Eurovizyon şarkı yarışması en önemli taraf benim açımdan odur. Ve e, ben o günden itibaren kesinlikle şuna yani o gün karar verdim. E, e, Türkiye'ye döndüğüm vakit televizyona geçmek için elinden gelen gayreti göstereceksin ve yapacağın programda sadece yaratıcılara yer verirken o günden itibaren hangi programı nasıl yaparsan yap sadece ve sadece bestecilerimizin yapıtlarına yer vereceksin ve bu şekilde Türkiye'de e, belirli bir biçimde eğer e, o benim programlarımda yer alacak olan Türk popüler müziğiyle ilgilenip benim programda yer alacaksa bestelere yönelik çalışmalar yapmak zorunda olacaktı sanatçı ve onu o günden bugüne kadar uyguladım benim için Eurovizyon'un en önemli tarafı o 75'te de şeyle gittik tabi e, bu sefer yine e, halen ilk başladığı vakit Ankara Radyosundaydım yine gittik Bülent Özveren ben falan hep birlikte Zamanımız varsa o günle alakalı çok küçük bir anı anlatabilir miyim? Mi? Yani ucu çok açık enteresan oldu da çok şimdi aklıma geldi. Evet. Şimdi biz o gün ilk gün İsveç'e indik. Ondan sonra tam herkese de birer kart takacaklar. Hadi herkese ee. kart veriyorlar ya işte boyunda takıyorsun falan filan. Oradan tam kapıdan kadın verirken dedi bu dedi sizin için dedi öz çok önemli bir şey herhalde Türkiye'de dedi. Nedendir bu ne kadar önemli bir şeydi. Biz de şaşırdık ne oldu falan. E baksanıza dedi İzzet Öz, Bülent Özveren, Erkan Özer var diye. <laughs> Hiç unutamıyorum o günü çok komik de bir olay olmuş benim evet. evet. ee, Erşan Bey <laughs> yarım kaldı. Tepkileri de ölçüyordunuz tabii yani e, kayağına yer veriyordunuz programlarda ama ee, ilk elden de size sevindim. Sevindim. Ya Tabii yani. bir de şey vardı yani tabii bir sürü dedikodu yapıldı o adama ama biz eski e, prodüktörler hakikaten araştırmacıydık. O zaman çok az solis vardı. Hmm. E, ve ekrana tek kanal olduğu için denetim vardı. Hala ona saygı duyuyoruz. Çok zordu ekrana çıkmak. Ve o zamanlar biz karar veriyorduk. Yani üç yönetme dört yönetmendik. Hmm. E, ama inandığımız bir şeye üzerine gidiyorduk. Ben hakikaten işte e, seyirci ben kişiliğiyle şahsi besleciliğini çok seviyorum. Solistliğini çok seviyorum, kişiliğini çok seviyorum Kayanın. Ha Kayhan'ı bir de soğuk görürler. Hayır, Kayan'ı yakından görürsen çok sıcak. Çok sıcaktır. Çok sıcaktır. Çok İnsanı çok adam. çok dürüsttür. Sevilmenin yönü zaten o dürüstlüğünden dolayı. Direkt söyler. <laughs> evet, hakikaten öyle. Bir biçimde Kayhan inanılmaz araştırmacıdır. Yani e, bir parçayı üretirken, hele özellikle bu son birkaç yıl içerisinde biz Kayağan'la çok sıkı fıkı olduk. Her bir parçanın üretiminin ben 25 değişik versiyonunu dinlediğimi biliyorum. Bakın bir parça için 25 kez onun üzerine tek tek bir daha kayıtlar yapıp... E, o yani 25 son... kere bitim noktasına geliyoruz. Yani bitiyoruz. Sonra bir parça bir Tekrar onun, daha... evet. onun üzerine bir daha, onun üzerine bir daha. O zaman da tabii o titizlik oluyor ve o titizliğini daha sonra da klip çalışmasında da gösteriyor. Yani o titizliği evet. daha sonuna kadar da devam ediyor. Ve hatta öyle bir şey ki o işler bitiyor. Ondan sonra bu e, e, albüm müzik dünyasında e, açıkçası evet. işte evet. her yaptığı e, albüm bu son yıllarda en çok evet. satan albüm. Yani Türkiye'de evet. bu çok önemli Onları bir... Onları da konuşacağız. Katan. O ya, de gündeme tamam. gelecek. Size çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz Size de. Sizi uğurluyoruz. Bu arada de. yolu sevgiden geçenler ne diyorlar bakalım. Onlara kulak veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Evet o ne oldu can diyen çocuğun kahkahası herhalde değer hmm. hepsine. 25 şimdi, tekrarlara değer değil mi? Şimdi ben onu Seyrederken sizin hakkınızdaki düşünceleri dinlemek tabi çok güzel şey. Buna talip olmak. Yani sanatçı olmak şu. Önce insanların sizin söylediğiniz şeylerden hoşlanmalarını istiyorsunuz. Sonra sizi evlerine kabul etmesini istiyorsunuz. Evlerine alsınlar sizi. Ben kendi sanatçılık anlayışımdan bahsediyorum. Sonra sizi sevip saymaya başlasınlar. Yaptıklarınız ve şarkılarınız sizin değil onların şarkıları olsun ve sonra siz şımarmayın sakın ve hep o evin e, halini o o evin şeklini unutmayın ve onlarla birlikte yaşayarak onların şarkılarını yazan bir ozan olun ve sonra bu geldiğiniz dünyadan mezun olup gidin bence doğru sanatçılık tarifi bu ama siz ben Halk bir şey anlamaz. Ben bunları yaparım. Beni de anlamıyorlar zaten. Daha sonra da anlayacaklar falan gibi saçma sapan şeylerin peşinde koşarsanız. Yani sanat toplum için midir? Bana göre toplum içindir. Ee, onların hikayelerini anlatmanız lazım. Şurada konuşan insanlara baktığım zaman daha da büyük bir sorumluluk yükleniyorum. Yani şimdi bütün bunları sizin için söylediklerinde demek ki bugün yine uykusuz kalacaksınız, yine çalışacaksınız, yine üreteceksiniz. Ben yaratmak diyorlar. Buradan özellikle altını çizerek söylüyorum. Yaratmak Cenab-ı Allah'a mahsustur. Biz var olanları birleştiriyoruz. Yani bu çok sıkça kullanıyor yaratıcı, yaratmak diye. Ben yaratmadım şahsen hiçbir şey. Ben sadece var olanları birleştirdim. Şu anda ne oldu canı ee, bir mani olmazsa buradan müjdesini verebilirim. E, ee, Mazzabacı söyleyecek ve ben onun çalışmalarında, onun planında olacağım. Bana göre Türkiye'nin ee, şarkı söyleyen Atatürk'e en büyük e, ustalarından bir tanesi en büyük sesi bence. E, onun söylemesi bana çok büyük keyif verecek. Bir yandan da Nilüfer'e yeni bir e, şarkı yapmaya çalışıyorum. Yine bir şeyin peşine koştum, kovalıyorum. E, o balıkçı gibi hani misineye vurunca büyük balık mı, küçük balık mı anlayacağız. Buradan ben herkese şunu söyleyeceğim. Hangi kameradayım bilmiyorum. E, siz eğer beni e, bu kadar seviyor ve bu kadar kabul ediyorsanız... Ben yine sizin için çalışacağım, yine çalışacağım ve mezun oluncaya kadar çalışacağım. Sanatçılığı herhalde aileden biri olmakla tanımladınız. Onlardan birisi. Evet, röportajlarda bir. da dikkat çekiciydi. Çok iyi Hı -hı. bir aile babası, bir aile Hı -hı. ferdi. Evet. Hep böyle kalsın dilekleri vardı. Hı -hı. O konuyla ilgili bandımızda dinleyelim. O Hı -hı. konuda açalım, onu tamam. da konuşalım. Hı -hı. Evet, geceleri mi çalışırsınız genellikle? Gündüzleri uyurum evet. <laughs> yani onun cevabı. Niye öyle oluyor? Gündüz e, tek başınıza kalamıyorsunuz, yani dünya işleri, işte telefon, kapı çalıyor, telefonlar çalıyor. O yüzden hep geceleri çalışıyorum. Gece çalışıldığı geç yattığım için geç kalktığımda beni hep saat 14'ten sonra, 15'ten sonra arıyorlar. Böylelikle e, gündüz yapılamayacak bir işi geceye taşımış oldum. Yoksa ışıktan ötürü değil, yani sessiz kalmaktan ötürü. <laughs> evet. Şimdi. Ee, bulunduğunuz ortamda yani zamanınızın büyük bölümünü geçirdiğiniz ortamda Hı -hı. çok önemli. Bence önemli ayrıntılar Hı -hı. var orada. İşte geceler ve mavilim sokağın evet. kesiştiği yerde bir evet. gönül köşkü var. Oradasınız. Evet, çok şükür. Ee, hayatınızın büyük bölümü orada geçiyor. Orada Şu çalışıyorsunuz. Evet, son Aileniz orada. planı da orada yapıyor. Biraz evet. gündelik hayatınızdan bahsedelim. Evet. Şimdi benim eee şu anda Mart 29'da 54 yaşına basacağım. 2,5 yaşında bir, bir de 29 yaşında büyük e, kızım var. İkisi de, e, ben kız çocuklarını çok seviyorum. Allah da bana öyle verdi. Ki rüyamda görmüştüm. Benim rüyalarım çok çıkar. Başka bir zaman isterseniz bunu anlatırım size. Rüyamda ay gördüğüm çocuk doğdu sonra. Ultrasonda da yanılmışlar da oğlan olabilir falan diye. E, o kadar güzel bir şey ki, şimdi 54 yaşındayım, Allah ne kadar ömür verir bilmiyorum tabii ama orada çok başka mesuliyetler daha yüksek yükleniyorsunuz. Beslenin zamanında ben yine bu zaman olduğu gibi izzetin hepsiyle, şerefiyle yaşayan ama daha az kazanan bir insandım. Daha az kazandığım için daha çok çalışmam gerekiyordu. Bunu orada da anlattım işte, kapanında çuvalcıda çalışmışım ya da bir ilkokulda lahmacun satmışım, dondurma satmışım. Bunların hiçbir... Hiç birisi e, sade böyle hani ben bunları da yaptım diye diye değil. Ya yani böyle yaparak yaşamak zorunda kaldım ve bundan da çok çok mutluyum. Çünkü çoluğumu çocuğumu hiçbir şeye e, muhtaç bırakmadım çok şükür. İnşallah bütün anneler babalar da öyle olsunlar. E, bütün bunların içinde şimdi Aslı gönül tabii daha iyi bir zamanda ve ona daha çok zaman ayırabiliyorum ve daha çok zaman ayırıyorum dediğimi düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum bu albümle ilgili Aralık. 13'te işte başladı bunun promosyonu. Ne kadar zamanda uğraşıyorum ve Aslı Gönül'le yine günde 15-20 dakika bile oynayamıyorum ben. E, plak yaparken de oynayamıyordum. Ama çok büyük bir huzur ve çok büyük bir sorumluluk veriyor yeni bir evlat daha. Onu da yetiştirmek ve onun gelinliğini görür müyüm görmez miyim tabi onu bilmiyorum. İnşallah görürsünüz. Sağlıkla mürüvvetini İnşallah. görürsünüz. Için. yani o da başka bir sorumluluk işte öyle diyelim. Ee, İpek'le de son derece huzurlu mutlu bir hayatımız var. Niye İstanbul'u terk ettiniz? İstanbul Bence neden terk etmeyenlere sormak lazım. Yani niye burada yaşıyorsunuz? Mecbur musunuz? Ama mecburlar. Ben biliyorum burada Mecbur olduğum için yaşıyorum. İstanbul Önce Çok gürültülü bir şehir. Hı. Çok Aşırı gürültülü bir şehir. Yani Şöyle gözünüzü kapatın bir dinleyin. Herhalde Orhan Bey'in İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı dediğinde böyle değildi İstanbul. Şimdi her yerden motor sesi geliyor. Her yerde bir makinalar dönüyor. Efendim bir yanda İstanbul'un çok negatif bir gökyüzü var. Yani insanların hepsi yaşamak için çalışıyorlar ama yaşamaktan vazgeçiyorlar. Günleri yollarda geçiyor. Kazandıklarıyla ısına binmek falan kavgalar şunlar bunlar. İstanbul yukarıdan bakıldığında güzel ama bence yaşamak için artık çok güzel bir yer değil. Gömeç'te ise çok farklı. Yani o Gönül Köşkü'nü bulunduğu yerde bir kere bir motosiklet bile geçse Allah korusun deprem olmuş gibi bakarsınız. Allah Allah nereden çıktı bu ses diye. Sessizlik ve yıldızlar ve karşınızda midilli ve mitolojik bir yer. Doğrusu çok şükür tabi insan ilişkilerinde çok önemli yani. insan ilişkileri de çok iyi olduğu takdirde insanın hava, su gibi şeylerle de bünyesiyle ilgili çok önemli. Dedim ya işte Aslı Gönül'ün Görebilirsem belki komşularınıza gitar çalıp şarkı söylüyormuşsunuz. E evet, şarkı söylüyorum. Bedava şarkı söylüyorum ama bazen Pepsi Cola soğuk değildi diyenler de oluyor. Yani, <laughs> yani oluyor insanoğlu bitmiyor. Bedava şarkı söylüyorsunuz ama mesela diyor ki e, kuru fasulye pilav yaptırıyorum bazen dağıtıyorum işte e, Türk gecesi falan olsun diye. Başka bir şey olamaz mıydı acaba falan. Yani, yani oluyor yani. İkramlı oluyor. konsere <laughs> rağmen bunu Bedava ya. evet evet oluyor. Evet devam edeceğiz. Hı -hı şarkı için bekliyoruz. O an geldi. İzninizle sizinle şarkıdan Tabii, sonra lütfen. konuşacağız. Tabii lütfen. Ben de çok büyük Şimdi, şimdi evet Suat'la tanışmamız da şarkıyla olmuştu zaten. <gülüyor> <gülüyor> İlk onun yanlış hatırlamıyorsam Burhanlı akşamların sözünü evet. yazmıştım. Şimdi dünya yüzünde çok besteci var. demin dediğim gibi yaratmıyor hiç kimse hiçbir şeyi var olanları yapıyor. Kendine ait uslupları var. Ancak ben de bana göre enteresan bir taraf var. Şimdi ninni yazan baba galiba dünyada çok azdır ve benim böyle biraz da sulu gözümdür. Hemen en ufak bir şey olmaya, çocuklarım olduğumu çok duygulanırım. Ee, bir bayram günü beste 3 yaşlarında falan işte kırmızı pabuçları başucunda duruyor yatıyor. Ben başka bir şarkıya çalışıyorum ve o zaman bu şarkıyı yazmıştım. Evet. evet. Çalışıyoruz. Ee, i̇lginç bir tevafuk. E. Programdan önce tabii biz telefonlaşıyoruz Kayanla. E. Ee, pazar günü öğleden sonra beni aradı kendisi. E. Tam o sırada bizim evde manzara şuydu. Hasan ve Zeynep'e ben şeyi anlatıyordum. Bir aslan nasıl miyavlıyor, fare nasıl küklüyor ve aralarında e. ne geçiyor, geçiyor diye. Çok. Onu dinliyorduk o arada ve onu e. anlatmak için epey ter döktüm. Tam o sırada siz aradınız. E. Şuraya geleceğim. Barış amca da gitti. Allah e. rahmet eylesin. Eee çok da çocuklara hatırlayan yok. Yani aslında işte lafta herkes çocuk seviyor falan ama. Bir gün çocuk şarkıları bir milyon satarsa hatırlayan çok olacaktır. Yani bütün mesele şu anda insanlar içinden geçenleri söylemekten çok içinden para geçen şeylerin peşinde koşuyorlar. Yani problem burada. Bence en büyük problem burada. Anlatacak şeyiniz varsa söyleyeceksiniz. Para eder ya da etmez. Bunu çok açıklıkla söylemek hakkına sahibim. Çünkü 1967'de yaptığım ilk planımdan 1986-87'ye kadar ev kiramı zor ödedim ben. Yani 58B otobüsünün İstanbul'daki en iyi müşterisiydim. Bütün bunlar, bütün bunları yaparken yine içimizden geçen şarkıları söylüyorduk. Şimdi yine içimizden geçen şarkıları söylüyoruz. Hı -hı. Ki biraz da Miao ile ilgili çok beni çok güzel bir yanı vardır onun. O şarkı altı satırdır. Bana TRT'de denilmiştir ki tuhaf bir şarkı yaz. Ve ben onu tuhaf, o yüzden siz anlatamadınız Yalan zaten. Mı, bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fare nasıl minik fare kükrüyor, aslan miyav diyor. Şarkıyı ve ondan etmek ondan mümkün değil. Bakın ama neticede bir kartonete bunun e, isim yanlışlığı yüzünden böyle yazıldı. 15 tane, 1500 tane basılmıştı. Bir hanımefendi de ismim söz yazarlığıyla beraber yazılmış. Yıllar geçti ben onu e, odalarda ışıksızım var gibi yanlış hatırlamıyorsam oraya koydum. Ve adını da e, bir aslan miyav dedi koydum. Ve bu yüzden mahkemeleştik. Altı tane satırı bir hanımefendi benimle birlikte yazdığını iddia etti. Allah huzurunda ben onu kendim yazdım biliyorum da. sonuçta mahkemeler 11 sene sürdü ve bizim birlikte yazdığımıza karar verdi. O yüzden ben o şarkıyı artık söylemek istemiyorum. Ya da ya da gerçekten Türkiye çok daha demokratik, çok daha uzman mahkemeler olacak. Oraya bu davayı bir kere daha görmek isterim. Doğrusu. Yani temmize gitmek istersin. Temmize olum da bitti ama yeni bir şey olabilir belki. Evet. İskender Paydaş bekliyor. Onu Hı. bekletmeyelim. Onu da alıp devam. sohbetimize devam edelim isterseniz. Hı -hı. Evet. Bu albüm de herhalde krize yakalandı. Hepsi krize. He. Siz her şey özellikle için, Oğuz, krizi mi bekliyorsunuz krizi. albüm çıkarmak için? Yani bir şey <laughs> mi gözetiyorsunuz? Aslında ben bunu çok düşündüm. Ee, gerçekten hep krizler, savaşlar, şunlar bunlar ama yani galiba ben albümleri öbür türlü de yapsam bir şeylere denk gelecek. Yani bir şeyler hep var. Hep olumsuzluklar var. Krizsiz <laughs> günümüz evet. geçmiyor zaten. Şimdi 1990 yıllarında yemin ettiğimde çöl savaşı vardı. Şu anda yine başka bir savaştan bahsediyoruz. Arada fırtınalar, krizler, şunlar, bunlar. Ama çok şükür ben hep öyle söylerim. Yani iyi bir şarkı varsa insanların iyi bir şarkıya her zaman ihtiyacı var ve ona paralarını ayırıp alırlar diye düşünüyorum. Ve alanlara da zaten çoğunun bunu sofrasından kestiği için e, aklına helal etmeden istiyorum. Yani çok çalıştığımı söylüyorum. Şimdi İskender Paydaş'a e döneceğim. İskender Paydaş 1986'da ben gecelerle <laughs> Uluslararası Birinciliği kazandıktan sonra tanıştık ve o günden bugüne devam. ben ona oğlum diyorum. O günden bugüne çalış, e, çalışıyoruz ve birlikte işler yapıyoruz. E, i̇lk bir klavye alındığında tamam artık müzik bitti demişti. Her şey var artık. Bu bir M birdi. Benim de o zaman param yoktu. O da işte Oğlum gibi bir M1 alalım çok iyi olacak. Ben bir m 1i gidiyoruz, taksit alıyoruz. Sonra gidip öbürünü alıyoruz. Sonra şimdi bir oda dolusu ya da bir ev dolusu müzik aleti var. Hala da bittiğini zannetmiyorum. <laughs> Oradan yani, İskender. Şimdi artık onların kimleri nasıl vereceğimi düşünüyorum. Evet. Ne tamam. kadar oldu yani? Çok fazla. <laughs> Ama sonuçta uzun yıllar Karen abiyle birlikteydik, bir baba oğul gibi. O zaman söylediğini yeni yeni anlamaya başladım. Yani bir şey yapmak, müzikle ilgili bir şey yapmak bir takım aletlerle, edevatlarla mümkün değil. Onlar sadece aracı olabilir ya da yanında ekstra lüks bir şeyler olabilir. Bu tamamen kafa, beyin, kağıt, kalem, yürek bunlarla ilgili bir şey. Onlara ne kadar ihtiyacımız olmadığını yeni yeni anlamaya başladım. Bir de çok olmuş gerçekten. Şimdi Kaya'nın size söylediği benim okuduğum kadarıyla çok kritik bir söz var. Siz Yeni mezun genç bir müzik adamı olarak e, oradasınız. 16-17 yaşındaymış. Ya. E, e, klavyeci bu mu? Yok o, o o değil. O yanlış bir şey. <laughs> o Ufuk için o. o Ufuk için. Yani. Ha o öyle. Evet, mi? O, o evet. Öyle mi? Hem, tabii ben değiştireyim mi? onu hemen yardımcı e, olurum. çok iyi olur. Beni kurtarmış olursun. Hemen kurtarayım seni. Ama Allah'tan İskender Paydaş da genç. Tamam evet. evet. tabii tabii <laughs> ikisi de. Şimdi Ufuk İskender'den önce. Bir yere gidiyorum. Bodrum'da şarkı söyleyeceğim. Bodrum daha henüz işte pek çok kişinin bildiği bir yer değil. Gidiyoruz. Ee, otobüs yok, karşı tarafta Kadıköy'de bir yer var. Şimdi bilmem ben onu. Orada durdu. Bir klavyeci alacağız. Ufuk Yıldırım. Adam, bir adam, bir çocuk elinde bir klavye böyle kocaman. Kendisi de klavyenin dörtte bir, üçte bir, <laughs> bir evet. duruyor bir tanımıyoruz da telefonla konuşmuşuz. Evladım dedim, bu klavyenin nerede klavyeci nerede? Benim dedim. Ya sen bu klavyeyi çalıyor musun? Evet çalıyorum dedim. Eyvah dedim ya biz başımıza iş şey aldık. Şimdi Bodrum'a gideceğiz. Ne yapacağız ya bu çocuk çalamıyoruz. Hani bazen hevesli olurlar falan. Babası geldi. Yok efendim çok iyi çalışıyor. O dedi Almanya'da dedi, piyano dersleri aldı. Peki dedim. Tam otobüse bineceğiz. Otobüs de tur otobüsü. Yalnız dedi tek başına uyuyamıyor. Amcasının oğlu da gelmesi lazım. <laughs> Peki. Amcasının oğlu da geldi. İşte ufuk söylediğimiz o ufuk. Sana hakikaten otobüste ben aldım elime notları. Bakalım hakikaten biliyor mu diye. Başladım falan neyse içim rahat etti. Bodrum'da da güneşin altında. Beste de küçücüktü. Samin diyorum onlar besteyle aynı Ve Devamlı klavye çalışıyordu. Bütün gün çalıştı. iki gün provalarını yaptı. O gece ben sahneye çıktım. O klavye dedi elektrikler kesildi. Ve ben sadece gitarla söylemek zorunda kaldım. <laughs> <laughs> ufuk böyle. Evet. Benimki biraz farklıydı ama benzer bir laf gelmişti. Şöyle ki gitarcı bir arkadaşımız vardı Hilmi. Hilmi de Kayan abinin gitarcısıydı. Sonra klavyeci oralarmış. İşte çalar mısın dedi. Ben de böyle çok sevindim tabii. Büyük bir zevkle. Zaten biliyordum Kayan abi. İşte televizyondan seyrediyordum o zaman. Sonra ilk program gecesinden önce iki gün kadar prova yaptık. Bir notalar geldi önüme. Ümit Eroğlu, Atilla Zümroğlu'nu yazdığı notalar. Çok zordu hakikaten işte onlarla uğraşıyorum çalıyorum bir de Kayan abi geldi ve ilk girişi şeydir böyle girdi yeni klavyeci bu mu diye şöyle bir baktı şimdi bir çal bakalım diye. 2-3 <laughs> gece doğru düzgün bir şey çalamadım ondan sonra evet. otel odalarında sabahlara kadar çalışıp bir yani tabii çok çalıştım. Bir klavye şeyi var evet. ee, Suat Suna'yı beklettik ama az önce dikkat ettim Kayan şarkıyı söylerken bir hocayı dinler gibi dinlediniz yani yüz ifadeniz öyleydi. ...sizin nedir Kayağan'a bakışınız ve ilişkiniz? Şimdi öncelikle Kayağan abi bana göre yeni jenerasyonda benim gibi bir sürü bu işe talip insanın... ...gerçekten belki de yaşayan tek modeli diyebiliriz yani. Bu çok önemli bir söz. Gerçekten müziği hedefleyerek başka hiçbir hedefi olmaksızın... ...kendisi de çok güzel izah etti. Bu işten para kazanmak amacıyla değil sadece bu işe hizmet etmek amacıyla yapan... Bana göre şu anda model alınması gereken genç müzisyenler tarafından. Evet. Bana göre yaşayan gerçekten tek insan. Ve ben de kendisini tanıdığım için belli konularda da feyiz alabildiğim için ayrıca da her konuda sadece müzik değil hayata dair her konuda kendisine belki de zaman zaman bunaltarak evet. çok fazla soruyorum. Çünkü çok düşünen hayatı hep doğru yaşamak üzerine kurmuş bir insan bana göre her konuda model alınabilecek bir insan. Fakat Hayran en zor şey de en zor şey de doğru yaşamakmış. Evet. <laughs> ben bunu doğru. doğru ve dürüst olarak yaşayabilmek kadar zor bir şey yok. Şimdi. Yani <laughs> verginizi vermek bile vermemekten daha zor bir halde her şey. Doğru yapmaya kalkın, yaşamaya kalkın ne kadar zor olduğunu göreceksin. Mutlaka doğru yapanlar görüyorlar. Ama diğerleri öyle ya da böyle bir şeyler yapıyorlar. Hiçbir rahatsızlıkları da yok onların. Diye. Şimdi Suat Sun'a yeni jenerasyon plan deyince kaçınılmaz olarak bir noktaya Hı -hı. geliyoruz. Evet. Ee, kültürel jenerasyon yani e, dejenerasyon. dejenerasyon. Evet. Yani. Ee, bir aşınma, bir erozyon var. Hı -hı. Çok da vahim boyutlarda. Evet. Siz de ben Anadolu çocuğumu yapıp Hı -hı. söyleyen insansınız. Evet. Ee, satır alanında okuyoruz ama bir derli toplu ifade edelim. Yani Tamam. Bunun böyle olacağı belliydi bu böyle bir başlamış bir hadiseydi. Yani bunun böyle olacağı benim sazı bırakıp gitara başlamamdan belliydi. 12 yaşında ben saz çalıyordum. Sonra gitar çalmaya başladım. Bunun böyle olacağı belliydi. Çünkü biz kendi kültürümüzden çok başkalarının kültürüne öykünmeye çalışan Ezop hikayelerindeki tavus kuşu gibi davranmaya başladık. Yani birileri gibi olmaya çalıştık. Halbuki biz çok önemli bir kültür, çok önemli bir tarihin sahibiydik. Onların mirasçılarıydık. Bunun böyle olacağı belliydi. Çünkü insanların ihtirasları gitgide büyüyordu. Ve insanlar birbirlerine sadece Nasrettin Hoca'daki gibi ye kürküm ye gibi birbirlerini anlatmaya başlamışlardı. Bunun böyle olacağı belliydi. Komşuluk münasebetleri yoktu. Kalmamıştı. İşte kalmayan Ramazan geceleri, işte olmayan bayram günleri gibi. Hiçbir şeyin kalmayacağı belliydi. Ama ben bütün bunların hepsini yaşadım. 49 doğumluyum. E, yavaş yavaş erozyona orada Eskiden bayramlarda otele ya da başka bir yere kaçanlara ayıplarlardı. Şimdi kalan yok zaten. Bayramlar birlikte görüşmek değil ama daha çok tatile gitmek için kullanılıyor. Dini bayramlar buna dikkat edin. Yani dini bayramların evet. gerekçesi insanların birbirleriyle barışmaları, konuşmaları bir sohbetleri, yani. evet sohbetleri barışa da çok önemli şey açar. Bunun içindir. Kim bunu düşünüyor ki dini bayram olduğu anda Acaba hangi dağa gideriz, nerede kayak yaparız yani mevsimine göre ya da bilmem hep bu tarz. Tatiller bunun üzerine kurulmuş. Bunun böyle olacağı hakikaten benim yaşımdan belliydi. Çünkü o kadar fazla bize şeyler anlattılar ki, o kadar fazla reklamlarla bir şeyler verdiler ki, bir rüya yaşattılar. Biz onun içine düşmediysek ne mutlu ama bizden sonrakinin düşmeyeceği meselesi çok zordu. Şimdi nasıl kurtuluruz sorusunu sorarsanız bence çok kolay kurtulunacak. Yani şimdi İskender ne diyor? O kadar aleti aldım. Şimdi lüzumsuz olduğunu düşünüyor ve vereceğim diyor. İnsanlar kendi kendilerine görerek bunu anlayabiliyorlar. Yani ama artık görecekler. Ben buna inanıyorum. ve Ama medyanın da yani yazılı ve sözlü basınında bu hususta çok önemli görevleri olduğunu düşünüyorum. Mutlaka doğru tercihleri yapmaları için insanlara yardımcı olmak gerekir. Evet yani Hala dönülebilir bir noktadayız evet, evet, ama evet, evet. buna niyetlenmemiz gerekiyor. Evet, ve herkesin... yani Birilerinin bizi yönlendirmesi hmm. lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için İskender Paydaş ve Suat Sun'a sizleri uluyoruz. Teşekkür teşekkürler. Evet Doğumunuz 29 Mart değil mi? Dolayısıyla Hı? doğum gününüz de 29 Mart. Evet. Ee, biz belki erken bir doğum günü hediyesine vesile olacağız. <laughs> ee, bir tanığımız daha var. David Ojalvo aramızda. Ee, Buyurun. İskender ve Suat gittiler ama ben onların az konuşulduğu kanaatimde olduğum için birazcık daha onlara bir ekleme yapacağım. İskender ben... oğlum kadar sevdiğim gerçekten e, Türkiye'de çok e, üstün meziyetli bir e, müzisyen ve aranjördür. Aynı zamanda kendine ait bir proje yapacak. İnşallah orada ben onun prodüktörlüğünü yapacağım. Suat gerçekten çok örnek bir çocuktur ve İskender'de çok uzun zaman çalışıp çok büyük başarılara da imza attık. O şimdi gittiği için böyle söylemek daha kolay çünkü burada belki söylesem utanırdı. Her ikisi de Türkiye'nin işte o olacaktır dediğim modelleri aslında onlar olmuşlardır Hı -hı. bana göre. Evet. Onları da siz böyle özetlemiş Hı -hı. oldunuz. Evet. Şimdi David siz bir tıp öğrencisisiniz, evet, tıp bilisisiniz. Evet. Kayahan'ın ilk kasetinden bu yana bütün arşivine evet. sahip, son derece fanatik diyebileceğimiz tırnak içinde hayranı. Evet. Ve daha önemlisi istersen haberi senden alalım Davit. Evet, şimdi gerçekten çocukluğumdan itibaren ben Kayhan dinliyorum. Yani insanın aklına aklının başına geldiği bir an vardır. O evet. andan itibaren çevrenizi keşfetmeye başlarsınız. Resimleri, şiiri, söz, müzik. Gerçekten Kayhan'dı ilk keşfettiğim isimlerden biridir ya da dinlediğim isimlerden biridir. Evet. Tabii çevrenin etkisiyle zamanla Kayhan ...benim yerimde bir isim haline geldi. İdol diyelim, örnek bir insan, bir hoca. Ee, bu yüzden böyle son... ...birkaç aydır düşünüyordum çünkü yakından takip ettiğim için... ...Karahan Bey'in doğum günlerini bile biliyorum. Evet. Ee, ben de düşündüm ne yapabilirim diye ve... ...böyle yaşadığım süreci bir kitap, kitapçık haline evet. getirmeye karar vermiştim. Ee, 50 sayfa gibi planlıyordum ee, şu anda. 20-25 sayfası bitti gibi. Bugün programımıza katıldım. Vesimle... Ha yani bizimki erken bir sürpriz Bizim oldu. Ama sürpriz doğum gününe oldu. yetişecek bir kitap çalışması evet. Kayahan'la ilgili. Evet bir kitapçık. Ne güzel çok teşekkür ederim. Şimdi David o kadar güzel kendisini ifade edebiliyor ki. O kadar güzel yazı yazabiliyor ki. Ama şunu itiraf edeyim. Mesela bundan müthiş bir gelişme kaydetti. Yaklaşık 7-8 sene öncesi Hı. mektuplarını ben bazen karşılaştırıyorum. Yani e, bakıyorum David'de müthiş bir ilerleme var ve kendini izah etmek yolunda. Çünkü çok önemli. insanlar konuşa konuşa anlaşıyorlar. E, lafı o kadar önemli ki doğru anlatabilirsiniz kendinizi. Burada e, çok önemli bir puan kazanırsınız. David çok içten, çok duygusal. Şu anda gitar dersi alıyor. Neyi ne zaman ve nasıl yapacağını çok iyi bilen. Hı -hı. Yine bana göre olması gereken bana göre tekrar söylüyorum. Türk gençliğinin simgesi. Evet. Benim bütün albümlerime sahip bildiğim kadar, Tam ben bende olmayan bir tanesi de onda var bildiğim kadarıyla. O kadar fazla evet. ee, ve çok terbiyeli, çok çalışkan. Ee, tekrar söylüyorum olması gereken, olmamız gereken örneklerden bir tanesi. Evet. Ve herhalde bu kitap 29 Mart'ta yetişecek. Bu özel bir kitap hazırladım. Düşünüyorum. 29 Mart'ta inşallah bitirmeyi, hedefliyorum size vermeyi. Ama yani benim yüzümden dersleri falan mı? Yok ya? hayır. Boş ver 29 olmasın da 19 olsun. Bu olasın planlanmış belki. bir şey yani, yani daha çok. bak planlanmış bir şey. Böyle her şey planlı. Planlanmış. Evet çok teşekkür ederim katkıların için. Ben teşekkür ee, ediyorum. Biz devam ediyoruz tanıklara. Tamam. Evet. Evet. Tertibi evet, e... budur bu dünyanın giden unutulur. Bir Birkaç evet. damla gözyaşı da çabucak kurur. Bu benim yazdığım. Hani sorarlar hep bu şarkıyı nasıl yazdınız? Çünkü şu bir aşk hikayesini nasıl yazdım bir türlü anlatamıyorum. Yani bir aşk hikayesini hayal ettim ve yazdım. Ne oldu canı? Hayal ettim ve yazdım ama bu öyle değil. Bu gülüm ömrüm ne kadar? 1990 yılında 3 Ekim'de ben ilk defa kanser hastalığıyla tanıştım. Evrak'ta böyle yazıyor ve tedavi gördüm. 5 sene sonra geçmiş olsun dediler. Aradan 5 sene geçti. 10 sene sonra bir rüya gördüm. Ve bu rüyada bacağımda bir şey olduğunu görmüştüm. Geldim. Aldılar o küçücük şeyi. Hiçbir şey yok dediler. Ben hayır dedim. Nitekim o yine kanser çıktı. Ve ben 3 tane nokta görmüştüm. 3 kere ameliyat oldum bu sefer. O 3 tane gördüğüm ameliyattan sonra şimdi 2 sene oldu. Tekrar bir seneler sayıyoruz. Yani 6 ayda bir Doktorlar bakıp tabii önce Cenab-ı Allah'ın ne diyordu, başka bir şey olmaz. Doktorlar bakarak yani kontrol içinde yaşıyor. İşte bu o şarkı. Yani kendi kendimi gözden geçiriyorum. Aslında gülüm ömrüm ne kadar değil doktor ömrüm ne kadar. Yani siz ona sorabilirsiniz bunu gülünüz bitmez çünkü. Yaşadığım sayfa sayfa alacaklıyım bu hayattan bir borcum şu canım var. İnan ki yaşadım yaşamaksa kalbimde hatıralar çok koştum az yolum var tabii. Yani insan ömrüne göre benim şu anda Geride bıraktığım kadar önümde bir şey yok. Her şey Cenab-ı Allah'tır ama diyorum ki e, gülüm ömrüm ne kadar, ölüm buradan ne sürer, ne yazmış Kadir Mevlam, ne verir kalan yıllar. Bunun Kadir olduğunu biliyorum ama halk arasında Kadir diye kullanıldığı kadir için öyle söylüyorum. E, giderim gönlüm kalır. Burada bahsettiğim e, Aslı Gönül'ün ilk gönüldü zaten ismi sonradan ben hep 13'e tamamlansın diye bakın buraya dikkat edin. Aslı Gönül Açar 13 harftir. Hep 4 harfli bir şey arıyordum başına. Ee, burada giderim gönlüm kalır dediğim Aslı Gönül'den bahsediyorum. Silinir yaşananlar. Adımı seller alır. Kim sorar kim hatırlar. Tertibi budur bu dünyanın giden unutulur. Yağmur yağmaz güneşi vurur. Günler kavrulur. Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur. Denizlere bak, gökyüzüne bak, beni hatırla. Tertibi budur bu dünyanın giden unutulur. Sen nartarım, kar tanem, beni unutma. İşte o zaman içimden gelen bir şarkıydı. Mesela bunu kendim için yazdım. Yani yaşadığım şeyler için yazdım. Ee, bu 13 Rakamı da önemli hayatınızda. Evet, sonra işte 13 oldu diyorum ya Evet. E i̇şte 13 yazan çok güzel ilginç... bir daire görürdüm, kiralamak için. 13 gördüm, ben geri dönerdim. De Şimdi 13 yazan ne var diyorum? <laughs> e, bu hastalıkla ilgili de tarihler ilginç. 2 Haziran 1990'da ve 2 Haziran 2000'de. Hailey, bak Ekim'de yanlış hatırlamışım. 2 Haziran. 2 Haziran. Ha. Her ikisinde aynı zamanda e, evet, haber olmuş. Aynı tarih. Aynı tarih. E, ya isteseniz bunu denk getiremezsiniz çünkü patoloji laboratuvarına veriyorsunuz. O bile bir gün gecikse şaşabilir yani. Evet. Ben bunların hepsinin yani başka bir sohbet işi ama işaret olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyler işaret evet. diye, diye düşünüyorum. Evet. Hayata sınan, sınanmak için geliyoruz diye düşünüyorum. Evet. Peki bir ara verelim. isterseniz. ondan sonra artık tamam. son bölümde tekrar seyircimizle tamam. buluşalım. Sevgili seyirciler kısa bir ara ve Kayahan'la tanıklar devam edecek. Evet tanıklar devam ediyor. Son tanığımızı izninizle davet ediyorum. Zülfikar Uçan. Zülfikar Uçan 15 <laughs> yıldır Kayahan'la birlikte yardımcılığını yapıyor. Her ya, işimiz genellikle aileniz. evet. Genellikle <laughs> tam fotoğrafı görenler de bu tür kişiler oluyor. Siz Kayahan'ın en önemli anlarında birliktesiniz. Sürekli yanındasınız. Ve onu sivil haliyle, insan haliyle gözleyen bir kişisiniz. Siz neler söyleyeceksiniz Kayağan'la ilgili olarak? Vallahi ben şimdi e, bir vesileyle 90'da tanıştık Kayağan Bey'le. Evet. E, yani ben şunu demek istiyorum sadece. Çünkü biraz heyecanlı kusura bakmayın. Estağfurullah. E, ben daha doğrusu her şeyi Kayan Bey'in yanında öğrendim. Yani sevgi, saygı. Yani daha onlar, yani köyden geldim direkt. Zaten gelir gelmez Kayan Bey'le tanıştım. Hı hı. O da bir Allah'ın bir herhalde bana verdiği. Nasıl oldu tanışmanız? Ben anlatayım. Ben. Onu Çırağın ben de, otelinde kalıyorum ben. <laughs> Çıktım. Bir çorbacıya gitmek istedim. Ee, bir taksi gerekti. Taksiye bindim. Zülfikar köyden yeni gelmiş. Orada taksi şoförü yapıyor. Girdik çorbaya. Dedim ki sen de iç. Ben de içtim. Oturduk. Baktım kapıyı açtı. Oturdum. Tekrar geldim. Sen dedim yarın bizi ara. Yani hayat tesadüf aslında. Bizi ara. Onu çok beğendim. O halini yani e, ve hemen üç gün sonra da işe başladı. O gün bugündür devam eder. İşte Aslı Gönül'ün arkadaşı olur, oyun oynar. Bizim canımızı ve emanet ettiğimiz bütün arabalarımızdan sorumludur. Onları kullanır. İşte sahneye neler ne gerekiyor her şeyi bilebilir. Hatta bazen benimle inatlaşır bu şarkı mı tutacak, o şarkı mı tutacak evet. falan diye. <laughs> Sivas şu şehriyle o söylemeyi unuttum. Ben bir anekdot anlatayım. Sivas şu şehrine gittik. Bir vesile. Onun yani sadece onun ailesini ziyarete gittik. Böyle de şarkılar söyledik. Bir şair vardı, Sas şairi. Kim neydi ismi onun? Ee, Çık, Mustafa, amca. Mustafa, Mustafa amca. Mustafa, amca. Şimdi yapmışlar kuzuyu, işte gömmüşler patatesleri falan filan akşamın bir vakti. Kemençeli Mustafa amca çalıyor devam. İşte söylüyoruz falan türkücü. Aa, ondan hiçbir şey olmaz diyor. Kimi övüyor? Birisini övüyor. Ee, küçük Mustafa'yı. Aa bir de küçük Mustafa. <laughs> küçük Mustafa var. Küçük Mustafa'nın üzerine türkücü yok orada. Şimdi çok enteresan. Ben de o çaldıkça gönlümden kopanları önüne koyuyorum. İlk dedi ki vay anam ceviz yaprağı gibi dedi paralara. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var bakın. Ee, o çalıyor, ben koyuyorum. O sonunda cebine koymaya başladı. Derken ben e, gitarı söyledim, Gitar geldi. Elime aldım, o neydi dedi. hep Dağlarda çünkü yaşıyor ve çorba parasına yaşıyor bu arkadaş. Ama zengin yaşıyor, hani programın başında evet, söylüyorum. Evet. Gezen, e, yatan aslandansa gezen tilki iyidir, diyor mesela. Devamlı geziyor. Neyse, e, ben elimi aldım, bir şarkı söyledim önce. Dedim, sen bana ne vereceksin? Çok enteresan. Böyle yaptı, bütün paraları çıkardı. Sen gelmeden önce yoğdu dedi. Allah hepsinin olsun. Şimdi bakın bu 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 gönül topludur. Bu göz topludur. Bu, bu çok önemli. İşte bunu bunu bir daha kazanmamız lazım. Ben de tabii tek ona verdim. Ama e, prodüktörlük tarafına gelince hani bazen bu şarkı tutar falan diye işte buyurun. Dağlarda gezen bir adam Mustafa. Hiç duymamış hayatında. Aşık Mustafa. Evet, hiç duymamış hayatında. Ve ben Türkiye'de meşru olmuş o şarkı. Ona söylüyorum söylediğim şarkı işte şey hasırlardır yalnızım falan bunu söylüyorum. Durdu durdu durdu. Küçük Mustafa'ya geçen ha sen dedi. <laughs> Bak şimdi prodüktörlüğe bakar mısın? Yani şimdi onun dünyası dağlar, onun dünyası düğün dernekler ve eğlence yerlerinde kendini ifade etmekler. Beni bilmiyor, tanımıyor. İşte bu prodüktördür aslında. Şarkı tutmuş, onu da bilmiyor, haberi yok. Ben şarkıyı söyleyince o bu küçük Mustafa'yı geçer Demek ki görebiliyor. Yani Zülfikar'ın da gören tarafları var. Siz Zülfikar burada bir yani. aşk hikayesini seviyor mesela. Evet. Ben hep bunu başta da hep bunu diyorum. Şimdi yani. bizimle beraber devam. Zülfikar'a başka şeyler sormak lazım. Benim yüzen şeyler nedir hayatta mesela? O benim hep yanımda. Tabii. Ne? Kayan Bey'i üzen şeyler, üzen şeyler. Kızdıran üzen, şeyler, evet, sevindiren evet. şeyler diyebiliriz. Şimdi Kayan Bey dürüstlük adına yani ben bilmiyorum ama yani yok diyecek kadar az yani. Her şeyin e, dürüstçe yalanı çok sevmez yani. Yalan söylemeyi hiç sevmez asla yani. E, yani ne bileyim. Şu anda yani çok anlatacak şey anlatamıyorum. Anlat o yani. zaman vakit var yapmasaydı. Yani dürüstlük adına gerçekten e, bilemiyorum yani. Niye biliyorsun Zülfikar her zaman konuşuyorsun. Şarkıları benden iyi biliyorsun. Söylüyorsun. Söyle. Hatta iddiamız var. Ha, doğru, 700 olacak. bin olursa plak. Çünkü ilk plağı iki plaktır. Ona siftah satıyorum. Bana 70 milyon aldı ilk plağı. Ondan önce de 20 milyon aldıydı. Şimdi bayağı yüklü bir para kazanacaksın Zülfikar. 700 bine doğru gidiyoruz. Ha, o sınırı geçerse. Tabii onu buldu. Evet. Zülfikar iyi para yani. 5 bin an Zülfikar Bey şöyle bir tasnif var mı? Ee, ya patron şöyle olursa kızar, ama şu olursa çok sevinir falan diye böyle bir ayrım var mı? Biz zaten ben şu anda Kayan Bey nasıl düşünüyorsa ben hep öyle düşünmek alıştım zaten. Yani, ha yani de, önceden tahmin ediyorum. Yani her şeyi zaten o şey etmesek bile biz kendisi zaten ben mesela bir şey yapıyorum e, diyelim ki o gün unuttuk. Zaten biz unutmadan şimdi geldik oraya mesela o gün aynı söylüyor. Bunu yaptınız mı diyor. Yani hiç şunu demek istiyor. Biz diyor bir şey aklımıza tutamıyoruz. 20 tane şey aklımıza bir evet. bize onu soruyoruz. Yani gerçekten yani o aklımıza geliyor. Şimdi soracak diyoruz ve soruyor yani. <laughs> o yani hatırlıyoruz. Ey diyoruz. Şimdi yani Kayan Bey kesin ama çok hafızası maşallah yani o konuda. E olmamışsa başınıza bir şey geliyor mu? Yani o... her zaman e yok öyle bir şey yani Kayan biz artık çünkü demin de söyledi ya yani e en büyük şeyliği bana zaten köyüme kadar geldi yani o ben hayatımda yani unutamayacağım bir şey yok benim hep söylüyorum der yerde. Yani bilmiyorum yani. Bir babam nasılsa Kayan Bey de baba gibi hep seviyorum yani. Çünkü... Müzisyen olarak, şarkıcı olarak nasıl? Sen ilk defa televizyona çıkıyorsun. Evet, ya. Her zaman da çıkılmaz. Ben evet. çıkana kadar anam ağladı. Ne <laughs> kadar uğraştım evet, yıllarca. Anlat bakalım ya birazcık. Sivas su şehrinden anlat. <laughs> Ondan sonra çocuklar var iki tane okuyor. Geçinebiliyor musun? Nasıl maaş yetiyor mu? Yani yetiyor. Hadi söyle efendim. burada işte. Abi ya. Bu maaş efendim. meselesini <laughs> mesela konuşalım burada. Evet. Ha, yetiyor yani. mu? Yani... Olsun Kayan Bey. Yani... Yetiyor. Yani. Ben ee, yetiyor. Biraz açılmıştım bu sıralar. Evet. Allah yani Allah razı olsun, onu da kapattı. <laughs> Oluyor bazen yani hayatta. Evet. Kredi kartları falan. Aa, kredi ama kredi kartı mı yani? Yok yani Ama haber vermemiştim kayan Bey'e bilmiyordu. Evet. Ondan sonra Allah razı olsun. Hiçbir yani bizde para şeyi zaten hiç yok. Yani o yönden evet. hiç problemi yok yani. Kimse üzülsün istemiyoruz. Yani. Evet. Yani kayan Kimse Bey... üzülsün istemiyoruz. Şimdi başka bir şey. Ben sana çanak tutayım sen konuş çünkü bir daha bakarsın olmaz bu işler. Ömür bu belli değil, çok uzun değil. Bak. Bunlar aşığı gibi kalır. Doğru, tamam. Şimdi şunu şunu söylemen lazım. Mesela biraz Aslı Gönül'den anlat. Nasıl yani? Aslı Gönül vallahi ne bileyim şu anda yani iki gündür göremedik biz de zaten. Ha. İşte bu boramlardan dolayı. Yani Aslı Gönül maşallah çok zekalı. Daha şu anda yani. E, o bile yani tam e, Kayan Bey'e layık olacak yani şu şekilde. Ha, ağa gidiyorum. gibi yani. Ay yani. B, yani, büyümüş ufalmış. Yani <laughs> Aynı benim sıra. ismimi mesela benim ismimi herkes söyleyemez. E, dokuz 9 aylıkken söyledi. Maşallah yani aman azar vermesin. Evet, yani. Maşallah. Doğru. Çok seviyoruz o da bizi onu, onu, seviyor. Onu çok seviyor. Evet, yani. Zülfikar'ı yani. çok seviyor. Geldi mi diyor Aslı mi diyor. Evet. Efendim, yani. Aileden birisi Zülfikar'ın aslında hakkında anlatacağı çok şey var. Kısaca aslında şunu söyleyecekti tahmin ediyorum. Bizde hak helal haram çok önemlidir. Biz Bizim hiç efendim, kimsenin, oğlum, hiç evet. kimsenin ee, biz derken aile gibi konuşuyoruz evet. bütün çalışanlarda. Herkesin, bizde herkesin sigortası yatar, herkesin vergisi ödenir. Kesinlikle her şey, iki, iki kitap ne diyorsa bunlar hepsi yapılır. Hmm. Bunlar o, mesela Zülfikar eğer ki 40 yılda bir düz çizgide bir yana geçerse Zülfikar burada ne yazıyorsa onu yapacaksın. Her kitabı uyarız biz. Yani acelemiz yok. Varsın geç kalalım ama trafik ne diyorsa onu yapalım. O zaten Doğru, yapmaz o ama her şeye de, kadar, de zaten. her şeye kadar bizde çalışanların Rahat edeceğim bir şey var. Bütün kayıtlara uyarsanız bizim en sevgili çocuğumuz olursunuz. Bütün kayıtlara. Doğru yani. o şeyler yetti mi problem onun problemi yok yani. <laughs> Trafikte de öyle yani 90'da ya. gidiyorsunuz. Yani. Dürüst tabii ve, tabii. Dürüst ve hiç yalan söylemeyeceğiz. Aynı yani dedim ya onu. Evet. O şekil. Yani sistemli gittikten sonra hiç problem yok. Peki. Evet. Çok Olmadı yani. Çok teşekkür ederim ee, Zülfikar Bey katkılarınız. için. Peki bakalım Zülfikar hadi. Buyurun. Görüşmek üzere sağ olasın. Bak bir şey yok var mı? Yok. Bir dahaki program açılırsın tamam. sen. Tamam çok teşekkür <laughs> de Evet şimdi yavaş yavaş herhalde. Zülfikar için kim bilir ne kadar zordur. Ben şimdi itiraf edeyim. Buradan da geçmiş olsun diye. Mehmet Ali Erbil TRT'de kimle? Çiğdem Tun. Çiğdem'le beraber Ve beni anons ettiler. İstanbul hatırasını söyleyeceğim. Senede 1900. İlk çıkışınız mı? 77. Yok ondan önce çıkmışım da. Allah Allah çıktım şu kalbim. Yerinden fırlayacak. Bir kere oldu hayatımda ama bu. Bir daha da olmadı. Böyle yani çekse kamera görecek böyle atıyor burası. Allah Allah söyledim bitti. La havle la, la kuvveti falan. En sonunda baktım ki ya biz niye heyecanlanıyoruz? Evdeki olduğu gibi konuşalım. Sonra kendi kendime bir şeyler buldum. Ben şahsen hiçbir televizyon programında televizyon programda olduğumu kendim hissetmem kimse de hissettirmem. İşte Zülfikar böyle. Daha onun gibi çok değerli çalışanlarımız var. Eski eskilerden bir tanesi. Yavaş yavaş programın sonuna mı geldik? Sonuna geldik. Bakalım ee, ne diyor şimdi burada. Bir <gülüyor> <gülüyor> Her kitaba uyuyorsunuz. Elhak doğru ya. Yani. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum size ben teşekkür katıldığınız ederim. için. Şeref ben verdiniz. Ben teşekkür ederim. O şeref bana. Bütün çalışmalarınızın var. bereketli olmasını diliyorum. Allah bizi utandırmadı. İnşallah Çok her şükür. şarkınız Küçük Mustafa'yı geçer. Ah, evet, evet. Ee, ve adresine ulaşır. İnşallah. Size de ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyorum. Şimdi biliyorum. bu albümün şunun da isterseniz bitirelim. Ben önce yemin ettim demiştim ama şu ne oldu canı böyle açığa söyleyeyim. Arkadaşlar da yavaş yavaş zaten seyredenler de pijamalarını giydilerse ha. ağır ağır yüzlerini yıkayıp yatmaya doğru gidebilirler. Bir arkadaş, yenilerden birisi bir yazıda diyor ki ne oldu can diye diyor şarkı olur mu diyor. Bir aydınlardan birisi. Sen bilmiyor musun ne olduğunu söylesene diyor. Bakın şimdi yani ne oldu can diye sorma hakkımız yokmuş bu şarkıda. Nasıl olsa yazan sensin ne olduğunu söyle diyor. Bu da çok bilenlerden. Yani demiş ya cahilliğinden korkmam kendini alim zannetmenden korkarım diye. Bunun gibi. Ben hala bilmediğim için söylüyorum. Kendisi biliyorsa o, o buradan evet. devam etsin. Ben ben isterseniz sizden önce veda edeyim. Bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza, dinleyicilere. Başta Şafak Bakkalbaşıoğlu ve burada görmediğimiz pek çok emeği geçen insana. Belki şu an kapıda bizi bekleyen e, güvenliğe kadar pek çok kişinin emeği olduğunu biliyor. Kanal 7 ailesine sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sizin teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ee, biraz sonra da bu ne oldu canı söylerken Allah'a bağlık demek istiyorum. Ee, i̇nşallah Allah ömür verirse başka bir programda inşallah. yine sizinle birlikte olmayı isterim. İnşallah her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Hı. seyirciler söylenecek çok şey yok. Ee, sesi ve gitarıyla Kayahan veda edecek sizlere bu gece. Haftaya pazartesi yine karşınızda olacağız. Allah'a Allah ısmarladık. Sen canımsın zulmetme kalbime Gel bir görsen acırsın halime Ah gözünden düşmüşüm ben niye Gel gecikme bu ahir ömrümde Gel gün gelir ağlarsın kabrimde Ah Gözünden düşmüşüm ben niye? Ne oldu can? Ne oldu onca yaşananlar? Ne oldu can? Şimdi neredesin, kimlerlesin? Hani senin cananın bendim. Ne oldu can? Ayrılmazdın bir an yanımdan ne oldu can bensiz bir yerlere gitmezdin şimdi esen yerlerde misin ne oldu can ben her şeyimi sana verdim yollarına canımı serdim öyle bir sevdi ki bu kalbim Unutmaz artık bir an seni Öyle bir sevdi ki bu kalbim Yaşatmaz artık sevdan beni Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.